Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, sizin için yılın en önemli ayı Güneş 22 Temmuz'a kadar burcunuzda olacak. Bu ay doğan tüm yengeçlerin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yengeçlerimiz yine Güneş yükselen burcunuzda parlarken sizin için de çok önemli gelişmeler söz konusu bu ay. Evet, burcunuzda bir yeni ay doğacak 10 Temmuz'da. Ardından Kova burcunda güçlü bir dolunayımız var. Bu ay Merkür çok hızlı. Tam 3 burç değiştirecek. Aslan burcunda Venüs'ün, Mars'ın hareketlerini görüyoruz ve Jüpiter tekrar Kova burcuna dönecek. Şimdi detaylara bakalım. Güneş burcunuzda ilerlerken tabii ki sizin de yaşam enerjinizi arttırıyor. Daha fazla bir dikkat çekiyorsunuz, parlıyorsunuz ayın genelinde. Ayın ilk haftasında Venüs'ün, Mars'ın özellikle Aslan burcundaki birlikte hareketi para alanınızı da güçlendiriyor. Para kazanma konusunda çok hırslısınız. Bu burada tabii ki şanslar da getiriyor ama sanki böyle kazanıyorsunuz hemen harcıyorsunuz gibi. Biraz keyif için, eğlence için, kişisel zevkler için, biraz konfor ve lüks için daha fazla harcama eğiliminde olabilirsiniz. Venüs ve Mars orada sizi çok cömert yapabilir. Hatta bazen çok müsrif de yapabilir. Buna dikkat edelim. Çünkü özellikle ilk hafta, Temmuz'un ilk haftası Venüs'ün, Mars'ın, Uranüs ve Satürn'le de açıları parasal alanda bazı riskler oluşturabilir. Yani bu çok fazla harcama eğilimi yaratabilir. Fazla para kazanma eğilimiyle biraz size risk aldırabilir. Maceraya girebilirsiniz. Yatırımlar konusunda spekülatif alanlara dikkat etmekte fayda var. Çok fazla harcamamaya çalışalım ve elimizdeki paramızı, kaynaklarımızı iyi korumaya çalışalım. Sevgili yengeçler, 10 Temmuz'da burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Özellikle doğum günü 5-15 Temmuz arası olan yengeçlerimiz ve yükselen burcu 18 derece ve yakında olan sevgili yengeçlerimiz, yükselen yengeçlerimiz güçlü etkiler alıyorlar. Kişisel doğum haritalarınıza bir göz atın. Özellikle öncü burçlarda da gezegenleriniz varsa bu etkiler tabii ki daha da artacaktır. Şimdi her yeni ay yenilikleri, yeni olasılıkları hayatımıza taşıyor. Güzel bir yeni ay bu. Bereketli bir yeni ay. Kendinizle ilgili, yaşam şartlarınızla ilgili, fiziksel imajınızla ilgili bazı yenilikler yapabilirsiniz. Daha fazla dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz yeni ayın tesirleriyle beraber. İşiniz, kariyeriniz, parasal kazançlarınızla da ilgili etkiler var. Dişi enerjinin yoğun olması özellikle aile konularını, kadın enerjileri, evlilik gibi, yuva kurmak, anne olmak gibi kavramları da biraz öne çıkarıyor açıkçası. Bunlarla da ilgili güçlü tesirler var ve çevrenizdeki kadınlardan daha da fazla destek alabilirsiniz bu yeni ayın etkisiyle. Sadece maddi durumunuza biraz dikkat edin. Evet, kazanma anlamında bereketli bir dönem, bir iş kurmak için ya da bazı ilişkilerinizle ilgili ortaklıklar da olabilir, yeni adımlar atmak için güçlü bir dönem. Ama bu dönemde kaynaklarınızı iyi değerlendirmeye çalışın. Daha güvenli adımlar atmaya çalışın. Evet, Merkür çok hızlı bu ay. Ayın ilk yarısının, özellikle ilk 10 gününde İkizler Burcu'nda olacak. Zihnimiz çok hızlı, birçok düşünce var, fikir var. Ama biraz zihnimiz hızlı olurken huzursuzluk da yaratabilir. Böyle sakinleşmekte, bir noktaya odaklanmakta zorlanabiliriz. Ama ayın 11'inden sonra Merkür burcunuza geçecek. Daha rahat artık düşüncelerinizi, fikirlerinizi uygulamaya koyabileceksiniz. Planlarınızı, programlarınızı başkalarıyla konuşabilir, anlaşabilir. İletişim konularında daha rahat ilerleyebilirsiniz. 24 Temmuz'da Kova burcunun 1 derecesinde Dolunay var. Dolunay dönemi özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası hayatımızda biraz daha böyle bir şeylere ulaştığımız, önemli farkındalıklar yaşadığımız bir tamamlanma sürecini işaret ediyor aslında. Bu dolunay parasal konulara da işaret ediyor. Özellikle başkalarıyla paylaştığınız parasal kavramlar bunlar. Yani eşinizin kaynakları olabilir, işbirliklerinden beklediğiniz gelirler olabilir, kredi gibi borç alacak konuları olabilir, yatırımlar olabilir. Dolunayın kendi içerisinde bazı stresleri ve zorlukları da olabilir. Buna dikkat edelim. Özellikle ayın genelinde paranızı ve bütçenizi iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylemiştim. İşte bu dolunay, eğer bu konularda riskler aldıysanız ve kaynaklarınızı iyi değerlendirmediyseniz, aşırı
harcadıysanız bazı sıkıntılar da getirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında, yani Kova burcu, Aslan burcu, Boğa ya da Akrep gibi sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman dolunayın tesirleri bireysel olarak daha güçlü olabilir. Evet, ve ayın son haftasını özellikle bu dolunay enerjileri şekillendirecek. 28 Temmuz'da ise Jüpiter kısa süreliğine geçiş yaptığı Balık burcundan ayrılıp tekrar Kova burcuna geçiyor. 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek. 18 Ekim'den 29 Aralık'a kadar da yine Kova burcunda, bu sefer ileri hareketli olacak. Yılın sonuna kadar Kova burcunda olacak. 8. evinizde olacak. Jüpiter iyicil bir etkidir. Özellikle dikkat edin, Mayıs'ın ilk yarısı içerisinde size sunmuş olduğu bazı fırsatlar varsa, yine bunlar biraz finans konularıyla alakalı ve bunları siz yeterince iyi değerlendiremediyseniz, bazı fırsatları elinizden kaçırdıysanız, Jüpiter şimdi geri dönerek onları tekrar değerlendirmeniz konusunda yardımcı olabilir size. Yani bütçenize dikkat edin, hesaplara dikkat edin, doğru hareket edemediğiniz bir para konusu varsa özellikle, şimdi orada tekrar bir bazı şanslar karşınıza çıkabilir. Ama unutmayın, Jüpiter zaten 8. evinizde yıl sonuna kadar bulunacak. Özellikle 18 Ekim'den itibaren ilerlemeye başlayacak yıl sonuna kadar. Burada maddi konularda sizin adınıza daha faydalı, daha bereketli ve yardımcı olacaktır sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız, sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.